Teknopop'tan herkese merhaba, ben Emin Çıdak. Bugün Bezos'un 5'i bir arada USB hub'ını inceliyoruz. Açıkçası benim için son dönemdeki en önemli ürünlerden biri oldu bu Bezos'un hub'ı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ben genellikle MacBook kullanan biriyim ve daha öncesinde de MacBook Air kullanıyordum. Ondan öncesinde de Huawei Mate X Pro kullanıyordum. Şimdi bunlar ince formlu laptoplar ve genellikle yeni nesil Thunderbolt girişlerini kullanıyorlar ve çok fazla USB tip A bağlantı noktası barındırmıyorlar. MacBook X Pro'da bu bağlantı noktalarını görsek de bir tane USB 3.0 var ve biz bilgisayarımızda iş için çalışırken birden fazla USB'yi bağlamak zorunda kalabiliyoruz. Bazen ekran ihtiyacı için ek bir HDMI noktasına ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte Bezos'un 5'i bir arada hub'ı bu ihtiyaçlarınıza cevap niteliğinde bir ürün. Cihazın sağ tarafında 3 adet USB 3.0 tip A bağlantı noktası bulunuyor. Cihazın sol tarafına baktığımızda ise tip C bağlantı noktası, OTG bağlantısı bu ve hemen onun yanında da HDMI çıkışı görüyoruz. İşte bu özellikleri de önemli bir ürün. Bir de zaten bu USB hub'lar söz konusu olduğunda herhangi bir alışveriş sitesine girdiğinizde bunlardan yüzlerce görüyorsunuz. İşte 10'a 1 hub'lar, 20'ye 1 hub'lar, 3'e 1 hub'lar, farklı farklı modeller var. Bu noktada aldığımız ürünlerin birçoğu aslında istediğimiz performansı bize veremiyor. Biz hem böyle bir hub almak istiyoruz hem de bu aldığımız ürünün iyi performans göstermesini bekliyoruz. Yani bir veri kopyalamak gerektiğinde veya bir HDMI bağlantısı kurmak istediğimizde bize yüksek hızları veya yüksek görüntü kalitesini sunmasını bekliyoruz. Ve piyasadaki birçok ürün ne yazık ki içerisinde kullanılan çiplerin o kadar da kaliteli olmaması nedeniyle bizi hüsrana uğratabiliyor. Bezos'un bu noktadaki farkı içerisindeki çiplerde yatıyor ve benim yapmış olduğum testlerde de kesinlikle tatmin edici sonuçlarla karşılaşmayı başardım. Çünkü ben MacBook Pro kullanıyorum. Ve bütün işlerimi, bütün video editlerimi MacBook Pro'da yapıyorum. Bu bilgisayardan son derece memnunum ama bir eksi yönü var. Apple'dan bir bilgisayar satın aldığınızda depolama alanı fiyata en çok etki eden noktalardan biri ve benim elimdeki 512 GB'lık bir versiyon. Ve ben bu bilgisayarda ProRes formatıyla çalışıyorum. ProRes formatında bizim herhangi bir video editteki projemiz 300 GB'dan 200 GB'dan aşağı olmuyor. Böyle olunca ben de MacBook'a 1-2 proje attığımda ve çalışmaya başladığımda depolama alanı neredeyse tamamen doluyor. Ben de bu yüzden harici depolama alanlarıyla çalışıyorum ve benim şu anda ofiste kullandığım model Samsung'un T7 modeli incelemesinde YouTube kartlarında görebilirsiniz. T7'nin bir tarafı tip C, bir tarafı tip A. Şimdi böyle bir cihazla MacBook'ta çalışırken bir hub'a ihtiyacınız var. Ve bu hub'ın size yeterli gücü, yeterli çıkış gücünü sağlaması gerekiyor ki siz hızlı bir şekilde projeniz üzerinde çalışabilin. Şimdi Bezos'un nasıl bir performans sunduğunu belirlemek önemli. Bu yüzden ben de 52 GB boyutunda bir proje dosyası oluşturdum. Ve bu proje dosyasının içerisinde benim yapmış olduğum videolardan birinin ProRes formatlı bir örneği var. Onun dışında bir PNG dosyası var ve Adobe'un oluşturmuş olduğu bazı ufak veriler var. Bunların hepsi 52 GB boyutunda. Şimdi ben ilk olarak Bezos'ı MacBook Pro'nun Thunderbolt girişlerinden birine taktım. Ardından T7'yi buradaki USB 3.0 noktalarına bağladım. Ve oluşturduğum bu dosyayı iki cihaz arasında, yani T7 ile MacBook Pro arasında bir dolaştırdım. Peki sonuçlar nedir? T7'den bu 52 GB'lık proje dosyasını MacBook Pro'ya 2 dakika 29 saniye ve 49 salisede atmayı başardım. MacBook'tan T7'ye geri attığımda proje dosyasını 2 dakika 19 saniye ve 14 saliselik bir sonuçla karşılaştım. Birbirine oldukça yakın seviyeler bunlar. Ama burada durmadım. Bir de ben ve birçoğunuz bu tarz USB stickler kullanıyoruz ve çoğunun kalitesi aslında çok standart ve çok yüksek hızlara ulaşamıyorlar. USB 3.0 olsalar da, yani çok çok kaliteli bir USB stick kullanmıyorsanız, benim elimde böyle standart bir USB stick var ve 3.1'lik bir destek sağlıyor, 64 GB'lık bir boyutu var. Bir de bunu denedim. Yine geldim Bezos'un hub'ında 3.0 noktalarından birine bunu taktım ve bu sefer MacBook'tan aynı proje dosyasını bu USB siteye aktardım. Bu sefer karşılaştığım süre 5 dakika 30 saniye ve 0.5 saliseydi. Ardından daha da ileriye götüreyim dedim. Ben hiç araya MacBook'u katmadan direkt bu hub üzerinde T7'den USB siteye aynı verileri aktarmak istedim. Yine benzer bir süre aldım.
5 dakika 35 saniye 87 salise. Şimdi bu sonuçlara baktığımda veri kopyalama ve veri yazma tarafında Bezos'un bu 5'i bir arada hub'ı benim için oldukça yeterli, oldukça iyi bir seviyede. Yani rahatlıkla ben verilerimi kopyalayabilirim. 50 GB'lık standart bir proje dosyasını dakikalar içerisinde hızlıca USB siteye veya benim kullanmış olduğum harici depolama birimine aktarmak benim için sevindirici. Dediğim gibi çünkü kullandığım bilgisayarların genelde depolama alanları çok düşük. Ve gelelim elbette ki tek numarası da bu değil. Bir de üzerinde HDMI bağlantı noktası bulunuyor. Bu HDMI bağlantı noktası da yine benim için önemli noktalardan biri. Her ne kadar MacBook Pro'da bir adet HDMI çıkışı bulunsa da ben iki adet HDMI ile de çalışabiliyorum. Bazen ekstradan tip C'den de bu görüntüyü vermek isteyebiliyorum. Bezos'un bu hub'ı üzerinde 4K 60 FPS çıkış alabileceğiniz bir HDMI noktası var. Şimdi videoda söylediğim gibi benim için harici diskler üzerinde çalışabilmek de önemli. Çünkü elimdeki depolama alanını verimli bir şekilde kullanmam lazım. O yüzden ben de Blackmagic'in disk testini açtım ki siz de eğer bir MacBook kullanıyorsanız bu testi rahatlıkla App Store üzerinden indirebilirsiniz. Ve burada size pek çok farklı veri veriliyor. Hem ProRes formatında çalışırken, farklı video formatlarında çalışırken nasıl hızlar alabileceğiniz sizlere gösteriliyor. Ama bir de ortalama düzgün bir hız verisi size sunuluyor. Peki burada nasıl sonuçlarla karşılaştım? Öncelikle Bezos'un bu hub'ını bağlı bir şekilde tutarken T7'yi yine USB 3.0 noktasından MacBook Pro'ya bağladım. Ve aldığım okuma hızı 347 MB saniye iken yazma hızı 329 MB saniye. Bu da bana Premiere'de veya Final Cut'ta çalışırken son derece yeterli veya herhangi bir işi yaparken son derece yeterli hızlar bunlar. Hatta ben bir de bu standart USB stick'te de nasıl bir hız aldığımıza baktım. Onda da Blackmagic üzerinde okuma hızım 184, yazma hızı da 132 olarak görünüyordu. Yine dediğim gibi bu ürün için oldukça iyi seviyeler bunlar. Bu arada MacBook Pro'nun kendi diskinin okuma yazma hızı ise tabii ki çok 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 daha yüksek. 5423 okuma hızı varken yazma hızında 4617 MB saniyeyi görebiliyoruz. Diğer taraftan OTG olarak kullanabileceğimiz tip C bağlantı noktasından da bahsetmek istiyorum. Bu açıkçası yine hayat kurtarıcı noktalardan biri. Eğer ki çok fazla bilgisayarınızın üzerinde bağlantı noktası yoksa ve bu bağlantı noktalarından birini siz yine hub'la sınırlandırmış oluyorsunuz. Mesela MacBook Air'ı veya Huawei MacBook Pro'ları ele alırsak onlarda çok daha az giriş çıkış noktası bulunuyor. MacBook Air'da ise sadece iki tane tip C bağlantı noktası var bilgisayar üzerinde. Şimdi sen birini bununla kapattığında bir tanecik sadece kalıyor. İşte burada da güzel bir çözüm var. Yine o tip C bağlantı noktasını veri için kullanabilmeniz için buradaki OTG'yi kullanabiliyorsunuz. Yani şarjınızı, genellikle şarj aleti tabii ki bu cihazların tip C olduğu için 100 Watt'a kadar şarj desteği sağlayabiliyor. Bu da zaten pek çok şu an günümüzdeki bilgisayarın hızları için son derece yeterli. Yani elinize böyle ufak bir cihaz olduğunda ve bu cihaz size istediğiniz şeyleri rahatlıkla sağladığında, istediğiniz bağlantı özelliklerini rahatlıkla sağladığınızda olay birazcık da sizin çalışma prensipleriniz, çalışma şekliniz ve hayal gücünüze kalıyor. Benim son derece beğendiğim bir ürün oldu. Hem MacBook Air'da hem MacBook Pro'da hem de MacBook Pro X'te efektif bir şekilde kullanacağımı düşündüğüm iyi bir hub olmuş. Eğer siz de bilgisayarınız için fazladan fonksiyonları olan bir USB çoklayıcı arıyorsanız ve size düzgün hızlar vermesini, çalışma hızlarını sağlamasını bekliyorsanız kesinlikle tercih edebileceğiniz bir ürün olmuş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.